Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Efendim bugün 8 Mart, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bu vesileyle biz de Dünya Kadınlar Günü'nü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularımızla kutluyoruz efendim. Ve bugün 8 Mart'ta özel yayın yapmak istedik sizlerle ve bu yayınımıza hoş geldiniz efendim. Efendim, bugün 8 Mart vesilesiyle kadınların toplumdaki değerini, kadının değerini konuşalım istiyorum ve bakalım biz kadınımıza ne kadar değer veriyoruz ve ne kadar toplum içerisinde değer görüyor kadınımız. Bundan bahsedelim istiyorum. Bunun içinde eskilerin çok güzel bir tespiti var. Anneannelerimizin, babaannelerimizin, dedelerimizin, aksaçlı o aksakallı dedelerimizin çok güzel bir tespiti var. Onunla başlamak istiyorum. Efendim, kadın kendi değerini bilse bu duyguyu kaldıramaz, delirirmiş. Yani o kadar ki kadın değerli toplum içerisinde o kadar ki önemli. Günümüzde ise kadın değersizleşti. Daha doğrusu kadın değersizleştirildi. Geçmişten günümüze baktığımızda ise geçmişte özellikle Türklerde kadınlar değerliydi ve yönetimde söz sahibiydiler. Bu alanda Hakan'ın aldığı kararlara hatun iştirak etmediği müddetçe geçerli kabul edilmiyordu efendim. İlaveten özellikle kadına annelik hakkı, analık hakkı bahşedilmiştir Türklerde İslamiyet'e geçmeden önce. İslamiyet öncesi Türklerden bahsediyorum. İslamiyet'e geldiğimizde ise cennet annelerin ayağının altındadır ifadesi kadına ne kadar büyük bir değerin verildiğinin göstergesidir. İlaveten Peygamber Efendimizin hayatına baktığımızda ümmetin peygamberi özellikle Hudeybiye anlaşmasında validemiz Peygamber Efendimizin eşi Seleme Hatun'un kararına başvurmuştur. Onun kararını uygulamıştır. Onun fikrine başvurmuştur. Ondan fikir alarak Hudeybiye anlaşmasının seyri değişmiş ve ona göre imzalanmıştır. Bu hareket de Peygamber Efendimizin kadınlara ne kadar değer verdiğinin, İslamiyet'in kadınlara ne kadar değer verdiğinin göstergeleridir aslında. İyi konuşmayı çok sevmiyoruz. O yüzden ben bugün iyi konuşmak istiyorum. İlaveten efendim devamında Selçuklu döneminde Osmanlı'nın ilk yıllarında da kadınlar yönetimde fazlasıyla söz sahibiydiler. Yine Osmanlı'nın son dönemlerinde baktığımızda kadınlar yine yönetimde ciddi söz sahibiydiler. Cumhuriyet'in ilk yıllarına geldiğimizde genç cumhuriyete baktığımızda Türk'ün kadınının eğitimden sanata birçok alanda var olduğunu, kadın kimliğiyle var olduğunu görüyoruz. Bugün hala yürürlükte olan kadınlarımıza verilen yasal hakların temelleri genç cumhuriyetle birlikte atılmıştır ve Türk'ün kadını Avrupalı kadından çok çok daha önce bu haklara sahip olmuştur ve çok çok daha önce eğitimden sanata kadar birçok alanda var olmuştur. Genç Cumhuriyet'in genç öğretmenleri arasında kadınlar da vardı. Genç Cumhuriyet'in genç pilotları arasında kadınlar da vardı. Yine Genç Cumhuriyet'in doktorları arasında kadınlar da vardı. Dolayısıyla görüldüğü gibi birçok alanda kadın, kadın kimliğiyle Genç Cumhuriyet'le birlikte varlığını göstermiştir. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir ifadesi ile Mustafa Kemal Atatürk'ün kadına ne kadar değer verdiğini de bir göstergesidir. Genç Cumhuriyet'in kadına ne kadar değer verdiğinin de bir göstergesidir aslında.
Ta ki 1950, 60 ve 70'li yıllara gelene kadar, 40'lı yıllarda da aslında bazı şeylerin temelleri atılmıştır ama en önemli bizim için kriter 1950, 60 ve 70 yılları. 1950 ve 60 yıllarında aslında bugünkü toplumun, bugünkü kadın figürünün temelleri atılmış oldu aslında. Yani orada çok ciddi bir mühendislik çalışması var o yıllar içerisinde. Bu dönemlerde toplumlar üzerinde mühendislik çalışmaları başladı aslında. Bunu detaylı şekilde ayrıntılı konuşacağız. Ve bu dönemin yani 50, 60 ve 70 yıllarında ki yöneticiler ve halen daha işte 80'de fark etmez, 90'da fark etmez, 2000'de fark etmez. Yöneticiler bunu çok fark edemediler. Yani böyle bir çalışmanın olduğunu çok fark edemediler. Ve bugün geldiğimiz noktada da her gün bir kadın cinayetiyle sarsılır hale geldik. Neredeyse her gün bir kadın cinayetiyle karşılaşıyoruz. Günde iki kez kadın cinayetleriyle karşılaştığımız vakalar oluyor. Ki keza bunlar sadece basına yansıyanlar, bir de yansımayanları düşünelim. Ve devamlı, tabii ki hepsi yani her şey bir mühendislik çalışması değil. Ama o dönemde toplumlar üzerinde ciddi bir mühendislik çalışması yapıldı. Yani bunun kaynakları da mevcut zaten ki bu da artık gizlenmiyor. Gizlenen de bir veri değil. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada kadının öldürüldüğüne şahit olmaya başladık. Geçmişte kadın öldürülmüyor muydu sorusunu duyar gibiyim. Tabii ki öldürülüyordu. Yalnız özellikle 1990 öncesinde öldürülen kadınların öldürülme nedenleri, öldürülme sonuçları, sebep ve sonuçları, nedenleri ile 90 sonrasında kadınların toplum içerisinde öldürülmeleri, işte aşağılanmalarının nedenleri, sebep ve sonuçları farklı. Çünkü nesil değişti. Yani şimdi 80 doğumlular şu anda 35-40 yaşlı yaşlarda ve hala gençler ve bu insanlar halen evlilik kurumu içerisindeler. İşte 90'lar evlilik kurumunun içerisine dahil oldular. 2000'li yıllar evlilik kurumuna dahil olmaya başladı. Olmadıysa bile bir erkek arkadaşı veya partneri var. Dolayısıyla yani bu yani 80 öncesi ve 80 sonrası olarak ayırmamız lazım aslında. 80 doğumlular da durum farklı. 80 öncesi doğanlarda durum farklı. Bu nedenle bunun altını özellikle çiziyorum. Tabii ki o zaman öldürülüyordu. Yalnız bu kadar yaygın, bu kadar aşırı bir ölüm yoktu. Bu kadar aşırı yüksek oranlarda vakalarla karşılaşmıyoruz geçmişe baktığımızda. Şimdi şöyle de bir durum var. Bunu daha önceki videolarımızda da paylaştık. Vahim bir duruma düştük. Annemizi öldürüyoruz. Özellikle o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Biz 2000 yılından itibaren kadın ölümleriyle ilgili Türkiye veri tutmaya başladı. Dolayısıyla tabii ki ölümler vardı ama bu kadar aşırı değildi ve kadın bu kadar değersizleşmemişti. Yani kadın değerli olsa öldürülmez. Değerli olsa toplumda aşağılanmaz. Geçmişte böyle değildi. Yani bu konjektür yoktu geçmişte. Yalnız bugün gelinen noktada toplumsal normlarımız da değişti. Toplumun hayata bakışı da değişti. İnsanların hayata bakışı da değişti. Dolayısıyla 1940'lı, 50'li, 60'lı ve 70'li yıllarda yapılması gerekenler yapılmadığı için kadın ve toplum bugünkü konjektüre hazırlanamadı. Yani biz kadınımızı bugüne hazırlayamadık. Biz insanımızı bugüne hazırlayamadık ve geldiğimiz noktada maalesef burası olmuş oldu efendim.
geldiğimiz noktada da efendim kadın özünden, öz kimliğinden, öz benliğinden uzaklaştırdı. Bugün gelinen noktada kadının en doğal hakkı olan kadın olma hakkı elinden alınmaya çalışılıyor. Yani örnek veriyorum. Ben kadın kimliğimle çalışmak istiyorum. Yalnız sistem beni, düzen beni kadın kimliğimden uzaklaştırıyor. Örnek veriyorum. Kadın olarak var olmak istediğim birçok alan da kadın kimliğiyle kabul göremiyorum. Şimdi bunu yapan erkekler değil. Bunu yapan ve bunu bu noktaya getiren aslında sistemin kendisi. Yani sistem buraya doğru itmeye başladı kadını. Kimliğinden, öz kimliğinden uzaklaştırmaya başladı. Kadın kimliğinden uzaklaştırmaya başladı. Şimdi kadın kimliğine vurgu yaptığınızda da cinsiyetçi bakış açısına sahip olmuş oluyorsunuz. Böyle iddia ediliyor. Bu böyle değil. Bunu da anlatacağım detaylı şekilde. Çünkü ben kadınsam kadın kimliğimle toplumda var olmak istiyorum. Öz kimliğimle toplum içerisinde var olmak istiyorum. Dolayısıyla kadın kimliğinden uzaklaştırıldığı için aile kavgaları başladı. Şayet efendim bu durumu fark etmez, önlem almaz isek geçmişten bugüne, özellikle genç cumhuriyetle birlikte kadının elde ettiği kazanımların büyük bir bölümü, hatta tamamı elimizden gidecek. Bu kadar iddialı bir ifade kullanıyorum. Özellikle elde ettiğimiz bütün kazanımlar eşitlik, özgürlük mavraları adı altında kadının elinden alınacak. Bu kadar iddialıyım bu konuda. Eşitlik, özgürlük naralarıyla kadının genç cumhuriyetle birlikte, Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte elde ettiği kazanımların tamamı elinden alınmaya ve kadını kamuya açık, daha doğrusu kamu alanına açık, orta hale getirmeye çalışıyorlar. Çünkü aileyi kamuya açmaya çalışıyorlar işin özünde. Yani aile devlet güdümünden çıkan kamuya açık bir müessese haline dönüşsün istiyorlar. Halbuki aile ve kadın özel hayatın, özel mülkiyetin kalesidir. Bizim bu noktada daha derin bir medeniyete sahibiz aslında diğer ülkelere göre. Dolayısıyla bu önemli bir noktadır. Buna hükümet etmek isteyenlerin özellikle dikkat etmesi gerekiyor efendim. Eşitlik ve özgürlük propagandaları topluma o kadar güzel lanse edildi ki, o kadar güzel anlatıldı ki, erkek ne yapıyorsa ben de aynısını yaparım demeye başladı kadın. İşte bu propaganda kadını kadın kimliğinden uzaklaştırdı. Erkeksileşti diyemeyeceğim ama kadın olma özelliğinden, kadın olma kimliğinden uzaklaştırıldı. Çünkü kadın annedir her şeyden önce. Kadın annelik yapsın demiyorum sadece. Bakın bu başka bir şey. Ben diyorum ki kadının anne olma doğal hakkıdır. Bu elinden alınıyor. Doğal hakkı elinden alınıyor. Bunu konuşacağız. Detaylı şekilde devamında kadın doğurandır, var edendir. Tohumu yeşertendir aslında kadın. Kadın doğada da dişi olanın rolü budur. Toplumlarda da kadının rolü budur. Tohum toprağa düşmeden yeşermez efendim. O toprak olmak zorunda elimizde. Dolayısıyla kadının toplumdaki değeri geçmişten bugüne o kadar güzel anlatılmış, o kadar güzel ifade edilmiştir ki yine bu cümleyle kapatmak istiyorum.
Bizim kadınımız kendi değerini anlasa, bilse, kadın olarak kadınlık değerini bilse, kadın kimliğiyle değerini bilse kendini nazar edermiş efendim. O kadar ki değerliyiz, o kadar ki değerlisiniz ve bunu başka objeler üzerinden bu değeri Türk kadınının kaybetmesi beni çok mutsuz ediyor ve rahatsız ediyor. Ve bu konunun sonuna kadar peşini bırakmayacağımıza söz veriyoruz efendim. Sonuç alana kadar bırakmayacağımıza, detaylı konuşacağımıza söz veriyorum. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.